Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle dün toprağa verdiğimiz şehitlerimize de Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve milletimize de başsağlığı diliyorum. Sözlerime tank palet fabrikası konusunda yaşanan trajikomik olaylara değinerek başlamak istiyorum. Tank palet fabrikası bedelsiz Katar'ın büyük ortağı olduğu BMC'ye peşkeş çekileli 3 yıl oldu. Yaşananlar bana bir film repliğini anımsatıyor. Vizontele'nin unutulmaz repliklerinden birini hatırlarsınız. Oğlan babasına arabanın başından sesleniyor. Baba, akü yok. Şarjım bitmiş la. Yok baba, akü komple yok. Acı ama tank palette de bizim düştüğümüz durum tam olarak böyle. Sayın Bakan, motor yok. Şanzıman yok. Çalınmış olmasın diye sormayın. Sayın Bakan, tank komple yok. Şaka gibi. Yetti mi? Hayır. Bildiğiniz gibi fabrika 50 milyon dolar yatırım için özelleştirilmişti. Sıkı durun. Eylül 2019'dan itibaren fabrikaya devletin ödediği tutar ne kadar biliyor musunuz? 40 milyon dolar. Evet, yanlış duymadınız. 50 milyon dolar için peşkeş çekilen fabrikaya mal ve hizmet alımı için ödediğimiz para 40 milyon dolar. Ne âlâ memleket. Ethem Sancak'ın ticari zekasına şapka çıkarmamak elde değil. Yazık. Ülkeyi ne hale getirdiler? Yazık. Trajikomik olaylar bu kadarla bitmiyor. Film gibi. Bir gün meclis başkanı kaldırılması teknik olarak mümkün diyerek Montre Sözleşmesi'ni tartışmaya açıyor. Bir gece yarısı harp okulları ve astsubay yüksekokulları giriş şartlarından irticai faaliyetlere karışmamış olma ibaresi çıkarılıyor. Bir cübbeli amiral peyda oluyor aynı vakitlerde, basında boy boy fotoğrafları çıkıyor. Bu gelişmelerden rahatsız olan bir grup emekli amiral açıklama yapıyor. Bu işler yanlış işler diyor. Vay sen misin konuşan? Şahsım hükümeti ve Milli Savunma Bakanlığı davayı yapıştırıyor. Suçlama darbeye teşebbüs. Adamların hepsi emekli. Nasıl darbe yapacaklar? Hayli ilginç. Tıpkı Balyoz ve Ergenekon'da olduğu gibi bu iddianamin de içi boş. Türkiye Emekli Subaylar Derneği amiralleri kınamadık diyerek bakanlığı yalanlıyor. Vay sen misin konuşan derneğe kayyum atanıyor. Gerçekten şaka gibi. Acı, demokrasiye, özgürlüklere tahammülü olmayan kötü bir şaka gibi. Ha, cübbeli amirali de unutmayalım. Ceza durumunu bakanlığa sordum. Yaş kararı ile emekli ettik cevabını verdi. Sizce bu ceza mı, ödül mü? Bence ödül. Gelelim yılan hikayesine dönen F-35 ve S-400 meselesine. Şahsım hükümeti bir gün ABD'ye kızıyor. Gidiyor Rusya'dan S-400 alıyor. Nispet yapıyor. Ama o da ne? ABD bizi projeden F-35 projesinden çıkarıveriyor. Milyar dolarlık zararı gören şahsım hükümeti hemen çark ediyor. Lobi firmaları falan tutuyor nafile. Bari parayı verin diyor. Yok. Bari yerine F-16'ları modernize edelim diyor. O da yok. Bir umut parayı veya uçakları kurtarırız diye S-400'ün fişini dahi takamıyoruz. Öylece bekliyor. Zarar yaklaşık 4 milyar dolar. Ama olsun, dış güçlere paçayı kaptırmıyoruz, önemli olan bu. Bütün bunlar yaşanırken adeta paralel bir ordu gibi kurulan SADAT'ın kurucusundan açıklama geliyor. 2020 yılı sonuna kadar harp okulu mülakatlarında 3 yıl görev yaptım diyor. Gözler Bakan'da soruyoruz, SADAT'la ilişkimiz yok diyor. Yine kötü bir şaka gibi. Sayın Bakan, sizin SADAT'la ilişkiniz olmayabilir ama görüldüğü kadarıyla SADAT ordumuzla ciddi bir şekilde ilgileniyor. Şahsım hükümeti de bu süreçte boş durmuyor tabii ki. Her şeye zam yağıyor. 1 litre süt 15 lirayı, mazot 10 lirayı geçiyor. Mutfaklarda tencere kaynamıyor. Şahsım hükümetinin pula çevirdiği Türk lirası üstünden ülke yağmalanıyor. Halk bizi görünce
Buyurun, buyurun sen. Halk bizi görünce soruyor. 1453'te at sırtında kılıçla fethettiğimiz İstanbul'u deve sırtında çantasında dolarlarla gelenler mi alıyor? Halk belli ki ekonominin kitabını okumamış, olayları anlamıyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, güleriz ağlanacak halimize. Dışişleri Bakanımızı Katar'da gördük. Şahsım hükümetini Suudi Arabistan'da. Aman diyeyim. Sakın göz bebeğimiz Aselsan, Tayyi, Havelsan, Roketsan satılmasın. Oradan ortak alınmasın. Aman diyeyim. İktidarımızda tüm bu firmalarımıza sahip çıkacağız. Ordumuzun her zaman olduğu gibi milletin ordusu olmasını sağlayacak, tarikatların, cemaatlerin cirit attığı yer olmaktan kurtaracağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek tüm yurdumuzu kalkındıracağız. Hiç merak etme sevgili halkım, az kaldı. Gidiyor Erdoğan.